Öncelikle dünyanın bütünüyle ısındığını, dünyanın farklı bölgelerinde işte göllerde, akarsularda seviye düşmelerinin hatta bir kısmının kuruduğunu biliyoruz. Ya da farklı coğrafyalarda orman yangınlarının gerçekleştiğini. Şimdi göllerin kendi ekosistemleri var. O ekosisteme müdahale olduğu sürece bu ister insan eliyle olsun ister doğanın kendi yaptığı tahribat, yani işte kuraklık ve sonrasında çekilme ve alan küçülmesiyle gölün kimyasal biyolojik yapısı değişiyor. Dolayısıyla doğal olarak kirleniyor. Çünkü sadece insanlar gölleri kirletmez, iç suları, akarsuları kirletmez. Doğanın kendisi de kirletir. Dolayısıyla bu küçülmeler kirliliği beraberinde getirir. Ancak iç göllerin şöyle bir dezavantajı var. Yani yıl içerisinde o ilerleme ve çekilmeler olur. İşte yağışlı sezonlarda yükselir, kurak sezonlarda seviye düşer. Seviye düştüğü zaman o çekildiği noktada bırakmış olduğu o bataklık, balçık sıcaklıklarla beraber kurumaya ve kokmaya başlar. Şüphesiz bu koku da çevrede rahatsız edici bir etkiye neden olur. Yani insanların gölle olan o temasını engeller. Aslında şeye bakmak lazım. Geçmişte baktığınızda işte halkın, Van halkının özellikle şehirde yaşayan insanların işte ulaşım araçları olmadığı için belki çok uzak mesafelere gidemedikleri için yani o güzel harika kumsalları göremedikleri için büyük çoğunlukla gölle ilişkileri olmamış. Şehrin yanı başı da hep bataklıklar, şehrin atık artığıyla dolu olduğu için insanlar göle gittiklerinde o kokuyla karşılaşmışlar. Dolayısıyla mesafeli davranmışlar, sanki gölden uzak durmuşlar. Yani bir en önemli neden bu olabilir. Dolayısıyla göldeki bu özellikle kuraklığa bağlı olarak yaşanan bu geri çekilme seviye farkı doğal olarak kıyılarda bir kokmaya neden olur. Ama bu daha çok nerede olur? Kent çevrelerinde olur. Akarsuların göle döküldükleri yerlerde olur. Çünkü oralar hem atık artıkları taşır, akarsularda geçtikleri bütün o köylerin atık artıklarını taşır. Dolayısıyla insan kaynaklı o çevre kirleticiler doğal olarak göle boşalır. Göle boşaldığı yerde de bir şekilde kokuya neden olurlar. Yani o seviye farkı balçığa dönüşür. Balçık içindeki kimyasal o mikro yapı itibariyle sıcakla beraber kokmaya ve insanları uzaklaştırmaya başlar. Yani insanlar artık orada gölle buluşmak istemezler. Gölden kaçarlar. Yani bununla ilgili ve bunun önüne geçmek şüphesiz mümkün. Nedir? Öncelikle şehirlerin atık ve artıklarını göle atmamaları, arıtmaları gerekiyor. Bunun için yatırım yapmaları gerekiyor. Yani böyle bir iç gölünüz var, bu bir hazine, bir hakikaten çok önemli bir değer. Dolayısıyla bunu kirletmemek, bunu yaşatmak lazım. Yaşatmanın yolu. Ne kadar insan yaşıyorsa o kadar insanın atığını, artığını arıtabileceğiniz tesisler yapmak. Akarsuların, işte köylerde belki aynı şeyleri yapmak mümkün. Akarsuların taşıdığı artık atıkları da önlemler var. Dünya bununla ilgili bir sürü önlem almış. İşte mazgallar olsun, başka türlü önlemler. Yani onların göle ulaşmasına engel olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bütün bunlar gerçekleştirilirse ve yaşanan bütün o süreç, yani iklim değişikliğiyle beraber yaşanan süreçle birlikte gölü koruyabilirsek, kirletmezsek, ben yakın gelecekte çok önemli bir turizm merkezine dönüşeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu potansiyel var. Yani kış turizmine konu olabiliyorsunuz, deniz turizmine konu olabiliyorsunuz. Yani o kadar tarih, kültür, bütün bunları bir gölün kenarında buluyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani birbirinden uzak mesafelerde değil. Dolayısıyla bunun kıymetini bilmemiz lazım. Yani göl seviyelerindeki değişim devam edecek mi? Edecek. Dünyadaki ısınma devam ettiği sürece kuraklık beraberinde olacak. Yani biz bu yıl kış aylarında Van Gölü Havzası için söylüyorum. Yaşanan yağış sanki bir kurtuluş mu gibi görüldü? Öyle değil tabii ki. Yani o yağışlar çok bir anlam ifade etmiyor. Niye anlam ifade etmiyor? Baktığımızda hakikaten çok uzun yıllık periyotlardan çok da ekstra bir yağış gerçekleşmiş değil. Dolayısıyla biz asıl bu sıcaklık ve kuraklık kısmına bakmamız lazım. Sıcaklıkla beraber yaşanan buharlaşmaya bakmamız lazım. Buharlaşma yağıştan fazla olduğu sürece buradaki sulak alanlar, göller su kaybedecekler. İşte küçük göllerimiz 2021 yılında işte birçoğu kurumuşlardı. Ama
Bunun önüne geçebilir miyiz? Bilmiyorum, sanmıyorum. Ama Van Gölü seviye belki düşecek ama 3500 kilometrenin üzerinde bir alandan söz ediyoruz. Ve 400 metrenin üzerinde de bir derinliği ifade ediyoruz, anlatıyoruz. Dolayısıyla bu gölün çekilmesi olabilir ama yok olması mümkün değil. Ama kirlenmesi mümkün. Onun önüne geçmemiz lazım. Kıyıların herkesin kullanımına açmak ve gerçekten bunu açarken de başta o ikinci konutlar olmak üzere onları kontrol etmek, planlamak lazım. Yani gelişigüzel yapılaşmaya izin vermemek lazım.